tekerleğini sökerken işte bu şekilde söküyoruz, açıyoruz. Bu şekilde tekerleğimizi çıkarıyoruz. Bu şekilde tekerlemiz patladı diyelim. Yanımızda bir tane şey alayım. Küçük bir pompa. Gerçi burada pompamız var. Alalım. Levyeyi alalım. İki tane levyeyi alalım. Bak orada plastik karşıda tam. Evet. Pompamız var, levyemiz. Bir de iç lastik aldık. Tamam. Tamam, zaten içinde var. Şimdi diyelim ki yolda lastik patladı. Bunlar levye. Dış lastiği canttan ayırmaya yarar. İç lastik zaten yedek iç lastiğimiz de var. Yedek iç lastiğimiz çantamızda çıkarıyoruz. Hemen lastiğimizi çıkarıyoruz. Şimdi ufak ufak bahsedeceğim size. Ondan sonra lastiği değiştirip pompamızda da lastiğimizi şişirip tekerleğimizi yerine takıp devam ediyoruz. Bu şekilde. Kısa kısa anlatmak istiyorum size. Sivop kapağını çıkarıyoruz. Lastiği indireceğim şimdi. Yani patlak olduğunu farz edersek. Pompayalım. Diyelim ki lastiğimize bir madde battı. Diken, cam olabilir, diken olabilir, çivi olabilir, raptı olabilir. Bir şey battı. Lastiğimiz bu konuma geldi yolda. Asla tedirgin olmuyoruz, korkmuyoruz. Çok basit. Bunu hepiniz çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen levyelerimizi alıyoruz. Bu şekilde levyelerimiz var. Lastiğimizi şu şekilde, parmaklarımızı önce şuraya koyup arkasından destek alıp şu pozisyona getiriyoruz. Şu pozisyona getiriyoruz. Levyemizi bu şekilde takıp bu şekilde levyemizi takıyoruz. Bunu herkes çok basit şekilde yapabilir. Bu şekilde dış lastiğin ayrılmasını sağlıyoruz. Ayrıldı. Dış lastiğimiz ayrıldı. Açıyoruz bu şekilde. Sonra iç lastiğimizi çıkarıyoruz. İç lastiğimizi çıkarıp ondan sonra yenisini takmadan önce çok önemli bir detay. Bunun iç kısmını, hani bir şey batmıştı ya, bunu bulmamız lazım. O batan şeyi çıkarmamız lazım. Elimizin iç kısmıyla çok fazla bastırmadan, yani çünkü hızlı yaparsanız o cam elinize zarar verebilir. Böyle içini yavaş yavaş kontrol ediyorsunuz. Dış lastiğin içini kontrol ediyorsunuz. O yabancı maddeyi bulduğumuz zaman buradan çıkarıyoruz. Bunun için yanınızda bir tane cımbız bulundurun. Çantanıza bir tane cımbız atın. Çünkü bazı sert lastiklerde bu dikenin çıkması ve camın çıkması çok zor oluyor. Tersten mi çıkartmak gerekiyor buradan mı? Yani bu şekilde de çıkarabilirsiniz. Buradan içinden de çıkarabilirsiniz. Ya da buradan da çıkarabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Bu şekilde kontrol ediyorsunuz, çeviriyorsunuz. Yabancı maddeyi çıkarttıktan sonra yeni iç lastiğimizi tekrar yerine takıyoruz. İç lastiği takarken sivop deliğini buluyoruz önce. Bu sivopumuz. Sibobu hemen yerine geçiriyoruz bu şekilde. Ondan sonra dış lastiğimizi bu şekilde alıp iç lastiği dış lastiğin içine yerleştiriyoruz. Çok kolay bir şekilde bunu hepiniz yapabilirsiniz. İç lastiği yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Ondan sonra şu baş parmaklarımızı şu arka taraftan şu şekilde destek alarak burayı bu şekilde, bakın, lastiği yerine yerleştiriyorum. Dış lastiği yerine yerleştiriyorum. Bunu yaparken iç lastiğin katlanmamasına özen göstermemiz gerekiyor. Katlanmayacak, düz olacak. Bu şekilde kapatıyoruz. Evet, dış lastiğimizi takmış olduk. Şuradaki sivobu yerine yerleştiriyoruz. Ondan sonra pompamızla bu şekilde pompamızı takıp ondan sonra lastiğimizi şişirip yerine takıp devam ediyoruz. Lastiğimizi şişiriyorum. Lastik şiştikten sonra bu şekilde. Lastik yönleri oluyor. Genelde şuralarında ok olur lastiklerin. Zaten arkayı yanlış takma ihtimaliniz yok. Sanki demin Hayır. Gibi gözüküyor bizim de Hayır, burada disk var ya. Buradaki kaliper.
Bunda da yanlış takma şansınız yok. Ama fren pabuçlu V-break sistemlerde yanlış takma şansınız var. O yüzden şeylere bakıyoruz. Lastiğin gidiş yönü, yani tırnak yönleri öne bakacak. Bir de yön çizgisi olabilir. Şimdi bu köpükler genelde iç lastik olmayan, dubleks diye tabir edilen lastikler var. Tubular lastikler, dubleks lastikler var. Onlar da kullanılıyor. İç lastikler de kullanılabilir ama iç lastiklerde çok fazla o delikleri kapatmıyor. Yani yarılma olabilir, bir şey olabilir. O delikleri kapatmıyor. Dubleks lastiklerde ama kullanabilirsiniz yani. O şeyleri, sıvıları, lastik sıvılarını kullanabilirsiniz. O araba lastiklerinde daha fazla bir emniyet sağlıyor. Evet. Yani bunları lastik araba seçimi yaparken zırhlı lastikler bulunuyor, zırhlı. Yani daha korumalı lastikler. Bunlardan tercih ederseniz lastiğiniz kolay kolay patlamayacaktır. Burası daha karmaşık geldi bunun değişimi. Evet, orayı da göstereyim kısa olarak. Arka tekerleği göstermek istiyorum. Arka tekerleği sökmek genelde zor gelir. Arka tekerleği sökerken vitesimizi en küçük dişli, zincirimizi en küçük dişliye alıyoruz. En küçük dişliye alıyoruz. Yine mandalımızı açıyoruz aynı şekilde. Mandalımızı açıp, bakın şu yuvarlak şey, şuradaki sistemi gördünüz. Bu şekilde alıyoruz. Hemen çıkarıyoruz. Takarken yine aynı şekilde. Yani şuraya gelecek, tamam mı? Şu dişli şuraya gelecek şekilde. Böyle. Bu şekilde alıyoruz. Ve yerine yerleştiriyoruz. Tabii bunu yaparken şuradaki diske de dikkat ediyoruz. Disk balataların arasına gelmesi gerekiyor. Bu şekilde takıyoruz. Ondan sonra sıkıştırıyoruz. Tutalım orada. Bu şekilde takıyoruz. Tabii bunu yerde yaparsak daha rahat olur. Veya bisikletinizi ters çevirebilirsiniz. Bu şekilde takıyoruz ondan sonra. Ve tekerleğimizi döndürüyoruz. Rahat dönmesi gerekiyor. Yok, o direkt kendisi yerine yerleşiyor zaten. Bu şekilde. Oturmadı, o yerine takılacak. Bu şekilde. Yerde yapalım. Yerde yap. İndirelim yere. Şimdi yerden destek alırsak o daha rahat oturacaktır yani. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde yerine yerleştirip disk, evet. Disk frenli bisikletlerde bunu sıkarken, mandalı sıkarken mutlaka freni oradan sıkmamız gerekiyor. Bir arkadaşımız sıkacak. Ondan sonra bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde. Evet. Biz teşekkür ederiz. Sizlere bisiklet konusunda yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah fayda olabilmişimdir. Hepinize bisiklet tutkunuzla beraber bisiklet kullanımınızda iyi sürüşler, kazasız sürüşler diliyorum. Aynı zamanda bu güzel organizasyonu sağlayan değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimlesiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler.